Merhaba. Hafta sonunda hem Bediüzzaman Mevlidine hem de yapımı tamamlanıp hizmete hazır hale gelen Bediüzzaman Külliyesi'nin açılışına katılmak için Van'daydık. İlki 1966'da Çoravanis Camii'nde okunan, ertesi yıl yapılan ikincisi polis baskında uğradığı ve bazı önde gelen katılımcıların gözaltına alınıp tutuklandığı ve o senenin 24 Ekim'inde ilk sayısını çıkaran İttihat Gazetemizin o dönemde yoğun yayınlarına konu olan Van zaman Mevlidleri 12 Eylül ve 15-20 Temmuz gibi müdahale dönemlerindeki inkıtalar hariç yerleşmiş, benimsenmiş ve istikrarlı şekilde devam eden bir gelenek olarak gerçekleşiyor. Ve Van ve civarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen nur talebeleri, başta olmak üzere ehli imanı bir araya getiriyor, kucaklaştırıp kaynaştırıyor. Böylece her zaman büyük ihtiyaç duyduğumuz birlik, beraberlik, kardeşlik manalarının güçlenmesine ve pekişmesine vesile oluyor. Nitekim yine öyle oldu. Bursa'nın Aks köyünden son şahitlerden Rıdvan Utangaç, Gemlik'ten Tevfik Boz ve Samsun'dan 57 yıllık İttihat Yenice gönüllüsü Şeref, Çetin Taş gibi emektarlarla nesli cedidin, yeni neslin dinamik gençlerini buluşturdu. 2015'te yine Hazreti Ömer Camii'nde tertiplenen mevlid yoğun güvenlik tedbirleriyle ve katılan herkes sıkı bir aramadan geçirilerek gerçekleştirilmişti. Bu defa bunların hiçbirine gerek duyulmaması genel güvenlik anlamındaki normalleşmenin de bir göstergesi ve tezahürü oldu. Ve aynı zamanda Salih Nur'un bu ülkede güvenliğin, huzurun, sükunun bir sigortası olduğu ve Nur talebelerinin de asayişin manevi bekçileri olduğu gerçeğinin bir kez daha teyidine vesile olmuş oldu. Ve bu mesaj şu günlerde Kayseri'de başlayıp diğer bazı yerlerde de devam ettirilmek istenen Suriyeliler üzerinden yapılmak istenen linç operasyonlarının ve provokasyonların gerçekleştiği günlerde özellikle ayrı bir anlam kazandı. Evet bütün bu provokasyonların linç girişimlerinin hukuk dışı saldırıların panzehri, ilacı, çaresi İsali Nur'da ortaya konulan formüllerde Müspet hareket metodunda. Her hal ve şartta masumların kokunu gözetmeyi esas alan ve la tezürü vaziretun vizreukra Kur'ani prensibiyle suç ve cezanın şahsiliği esasını birinci derecede dikkate alan ve buna mutlaka riayet edilmesi gerektiğini savunan bir ekolün bir hizmet ekolünün ortaya koyduğu modelin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Bunun yanı sıra yıllardır ihtiyaç hissedilip proje olarak ilk kez 2019 Aralık'ında Antalya'da yapılan bir okuma programında gündeme getirilerek startı verilen ve 4 yılda tamamlanan Bediüzzaman Külliyesi'nin açılışı da mevlidin manasını takip eden bir hizmet hamlesi olarak herkese şevk ve heyecan verdi. Açılış öncesi külliyenin ders salonunda düzenlenen ve üstadın Van hayatıyla medreset i Zehra projesine dair önemli anekdotların paylaşıldığı panel hem bu manaları tamamladı hem de üstadın medreset i Zehra fikrini geliştirip olgunlaştırdığı ve Birinci Dünya Savaşı öncesi Van Gölü'nün Edremit sahilinde ilk temenni attığı bu projenin bir şubesi olarak hizmete girmiş oldu. Van külliyemiz üstadın hor hor ve erekteki ders halkalarını ben acele ettim kışta geldim sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz müjdeli seslenişine muhatap yeni nesillerle devam edeceği ve yine üstadın Akdamar adasında 10 senede yetiştireceğim 50 talebeyle İslam'ı dünyaya tanıtır ve manen fethederiz. Sözündeki mananın tahakkukuna vesile olacak bahtiyar mekanlardan biri olur inşallah. Evet Van Üstad'ın yıllarca kaldığı, o ilk dönemde aldığı eğitimi pekiştirdiği, hafızasındaki 90 kitabı sürekli tekrarlayarak Kur'an'ın hakikatlerini anlamaya basamak yaptığı, modern fenleri de yine Tahir Paşa'nın konağındaki misafirliğinde tetkik ettiği, gazeteyle tanıştığı, İngiliz Müstemlekat Nazırı'nın Kur'an'ı eline alıp bu Kur'an, bu kitap Müslümanların elinde kaldığı müddetçe biz onlara gerçek manada hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya Müslümanları ondan soğutmalıyız dediği haberini gazetede okudu ve buna karşı Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir manevi güneş olduğunu bütün dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim kararını verdi ve bu kararının takuku edeceği, tahakkukunun başlayacağı Barla'ya yolculuğunun başladığı bir belde. Ve oradaki hatıraları çok kıymetli. medrese ü Zehra projesinin geliştirildiği bir mekan. Bütün bu özellikleriyle son derece önemli bir hizmet merkezi ve oradaki yapılacak faaliyetler bundan sonra da inşallah hizmetimizin çok daha ileri hedeflere ulaşmasına vesile olacaktır. Evet bu güzel etkinlikler ve temsil ettikleri manalarla, çok yönlü mesajlarla böyle bir verimli, feyizli hafta sonu programlar dizisine katılmış olduk. Bu vesileyle Van'ın bağrında yetişen Molla Hamit Üstad'ın talebelerinden, Molla Resul, Ali Çavuş, Çaycı Emin, Erol Kuralkan, Selahattin Akyıl, Müştak Zernekli, Raif Zernekli, Halil Uslu, Kamil Koyuncu, Timurlenk Bozkurt ve Mustafa Öztürkçü gibi değerli hizmet insanlarını da rahmetle yad ediyoruz. Ve netice olarak Erek Dağı, Horhor Hor ve Edremit ziyaretleriyle de renklenen Van programları için organizasyonda emeği geçen Vanlı ev sahiplerimize külliyenin yapımına katkıda bulunanlara ve bu programlara katılan herkese tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu manaları yazarımız Rüstem Garzanlı da hem bir video programıyla hem de yazılarıyla ifade etti bir kez daha ve bunlar Van'ın Salimler Hizmetindeki Üstadın hayatındaki önemli yerini bir kez daha ortaya koymaya, hatırlatmaya vesile olan çalışmalar. Ve Üstad'ın Van'da ortaya koyduğu, geliştirdiği medrese i Zehra projesinin bütün dünyaya yayılan Risale-i Nur hizmetiyle manen tahakkukunun da ifadeleri. Küresel bir sivil eğitim ağı bir üniversite olarak hayata geçtiğinin nişaneleri. Evet bu manalarla van programımızı kısaca özetlemiş olduk, aktarmış olduk. Bu güzel faaliyetlerin ve hizmetlerin devamı dileğiyle